Adım İsmail Vakay. Yaklaşık 10 yıldır yedek parça işiyle uğraşıyorum. Daha öncesinde evveliyatında da oto tamirciliğiyle uğraşıyordum. Şimdi yeniliği yedek parça işine devam ediyoruz. İşte baba mesleği sonuçta. Benim babam 40-45 yıldır bu işten uğraşıyor. Biz de yanında bir şeyler yapmaya çalıştık. Baba mesleği olduğu için biz de sürdürüyoruz bir şekilde. Ben bu mesleği çok uzun süreli görmüyorum. Görmeme sebebim de şundan kaynaklanıyor. Alttan yetişen eleman çok fazla yok. Hani şu an elemanın yetiştiği pek söylenemez fazla. Bunun sebebi de ben biraz anne babalara bunu bağlıyorum. Çünkü aileden kaynaklanıyor bu durum. Hani bu mesleğin ömrü çok uzun değil. Gençlerin ilgisi bu mesleğe pek yok aslında. Bu saatten sonra hani dediğim gibi bu mesleğin çok ilerisini görmüyorum. Çünkü gençler şu an ben bir kabiliyet öğreneyim de ben burada bir şeyler yapayım modunda değiller. Hep kafası başka yerlerde. İşte bu gördüğümüz sosyal medya falan olayları hep gençlerin aklını çalmış. Yani aslında bu meslek çok güzel bir meslek. Çünkü ustalık, sanatkarlık mesleği herkese nasip olacağı bir meslek değil. Ne diyor? Altın bileziktir. Herkes yapabileceği bir meslek değil ama keşke yapabilse. Öncelikle şimdi araç sahiplerinin bunu bilmesi lazım, bilinçlenmesi lazım. Antifriz olayı 4 mevsimliktir. Nasıl ki bir araç motor yağsız sürekli yaz, kış, baharda motorun içinde yağ var. Antifriz de o şekilde olması lazım. Çünkü antifriz kışın koyulup yazın boşaltılacak bir madde değil. 4 mevsimliktir. Antifrizi kışın koyup yazın boşaltırsan radyatör ve kalifer petekleri onun komple mekanizması oksitlenme yapıyor. Ondan sonra antifrizi koyduğun zaman o oksitlenme zamanla çürümeye ve delinmeye yol açıyor. O da müşteriler için biraz maddi zarara yol açıyor. Ustaların bilinçli olması lazım daha çok. Şimdi ben burada bazen görüyorum, antifriz kışın koyuluyor, yazın boşaltılıyor. Antifriz bir aracın hararet yapmasına sebep olmaz. Antifriz sadece bizim sularımız kireçli olduğu için antifriz ona meydan vermiyor sadece. Onun için koyuluyor antifriz. Bir de donmaya karşı. Hani yazında araca hiçbir zarar yok. Hararet yapmasıyla ilgili hiçbir alakası yok yani antifriz. Bazı ustalarımız müşterileri kırılmasın diye, müşterileri incinmesin diye hani bir şekilde masrafsız olsun diye müşteri ne derse onu yapıyor. Aslında bu yanlış bir şey. Şimdi nedir ustalık mesleği? Farklı bir boyutta. Bizim Urfa'mızda bir de böyle bir problemimiz var. Usta bir aracı yaparken müşteri ondan daha fazla aracın başında bekliyor. Yani usta orada bir adam bir arıza çözerken veya araçla ilgili bir şey yaparken müşteriler onun başında hep bekliyor. Aslında tek söylemek istediğim şu, biraz müşterilere bilinçlendirilmek gerekirse müşteriler biraz ustaların sözüne bakması lazım. Çünkü böyle daha çok zarar oluyor. Varsa tecrübeli dostlar veya arkadaşlar onlara danışılması lazım. Bir de eski ustalara daha çok biraz daha rağbet gösterilmesi lazım. Çünkü eski ustalar biraz daha şeyler yani bu konuda hassaslar, titizler. Evet. Tecrübeli. Tecrübeli ustalar. İsim yapmış ustalar olduğu zaman mesela var. 40 yıllık, 50 yıllık halen ustalarımız var. Onlar bu işin zemininden geldiği için biraz daha tecrübeli oluyorlar. Tabii bütün araçlar için geçerli. Şimdi sonuçta hepsi bir makina. Yani demir yağını bir makina sonuçta. Bu hepsi için geçerli. Ya şimdi diyor ya sen ona bakarsan o da sana bakar.